Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ilk ve tek insan kaynakları programı İşin Güzel Yanı'na hoş geldiniz. İşin güzel yanı istihdam demek, insan kaynakları demek, yeteneklerin keşfedilmesi demek. İşin güzel yanında her hafta birbirinden değerli konuklarımızla içinde oldukları sektörün insan kaynaklarını, istihdamını konuşuyoruz. Daha önce konuşmadığımız bir sektör var bu hafta. Tiyatro sektörünü konuşacağız, sanat sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Sayın Barbaros Uzunöner, kendisi oyuncu, tiyatro yazarı, aynı zamanda da bir tiyatro patronu. Biraz da işin ekonomisini de konuşacağız. Tabii. Hoş geldin Barbaros. Hoş bulduk Mehmet. Bu arada arkadaşlarımıza binaen beyi ortadan kaldırdım. Barbaros diye. Evet, zaten bey desen gülesim gelir gerçekten. Çok uzun yıllardır arkadaş olduğumuz için. Mehmet, şimdi hoş bulduk öncelikle. Bizim sektörde de aslında diğer sektörlerde olduğu gibi insan kaynakları çok önemli ama diğer alanlara, diğer dallara nazaran çok fazla hem bilinmiyor hem de bazı durumlarda önemsenmiyor da oluyor. Ama tabii ki diğer sektörlerden çok farklı insan kaynakları. Tabii. Şöyle, şimdi bizde bir kere gerçekten hani her sektörde öyledir ama bazı işleri yapacak olan insanların hani yetenekleriyle doğru orantılı olması gerekiyor. Sadece sahneye çıkanlarla ilgili değil, sahne arkasındaki kişilerin, teknik ekibin, hep bunların o konuya az çok vakıf olan ve severek yapan insanlar olması büyük keyif oluyor. Ama tiyatroculuk deyince insanlar hep sahnedeki insanları düşünüyor. Tabii. Halbuki dediğin gibi bunun bir sahne arkası var, rejisi var, ışığı var, müziği var. Bu da bir sektör. Ve onlar hep bir bütün aslında. Şimdi bazen oyuna gidiyoruz, diyoruz ki işte bu oyun mesela bana hitap etmedi, beğenmedim diyoruz. Aslında orada sadece sahne performansı kastedilmiyor. İnsanlar onu kafasına süzgeç demiyor. İşte şundan dolayı beğenmedim, bundan dolayı beğenmedim demiyor da orada ne oluyor? Mesela ışık kötüyse seyirci ışığın kötü olduğunu anlamıyor. Ama bütününde bir hata olduğunu hissediyor ve beğenmemiş oluyor. Onun için yani salona gidiyorsun mesela, oradaki teknik ekip bile aslında oyuna dair. Hani şair diyor ya, ayrılık da sevdaya dahil. Orada da senin gittiğin her şey, bütün ögeler senin oyununa dahil. İşte oradaki teknik ekibin mesela yüzünün düşük olması, gittiğinde bir aksaklık olması senin oyununu muhakkak etkiliyor. Hepsi tabii, bir bütün tabii. Yani. Peki içinde bulunduğumuz süreçten biraz da bahsedelim. Olumsuz etkilenen sektörler arasında tiyatro, sanat sektörü, özellikle tiyatro. Çünkü insanlar çok fazla performans sergileyemiyorlar bu İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Sergilenenler de arada mesafe kuralına uygun bir şekilde sergileniyor. Yavaş yavaş sergilenmeye başladı ama süreç başında oyunlar tamamen durdu, öyle değil mi? Evet, oyunlar durdu. Şimdi her sektörü etkiledi ama bizde etkilenmenin ötesinde bitme noktasına geldi. Çünkü bir dönem hem kısıtlamalar nedeniyle seyirciyle buluşamıyorduk. Şimdi aslında seyirciyle buluşmamıza izin var ama insanların algısı çok önemli. Algıda bir kısıtlama, işte bir yasaklama durumu olduğu için onu aşmak çok zor. Aslında tabii biz her türlü önlemi alarak yapıyoruz oyunlarımızı. Mesela bizim 16 Ekim'de Kadıköy Halk Eğitim'de oyunumuz var. Normal bizim seyirciye ulaştığımız sayıların çok daha altında. Ve salonların yarı kapasitesiyle olmasına rağmen, girişte işte biz hijyen kurallarına uygun insanları içeri almamıza rağmen o algıyı yavaş yavaş yıkmak gerekecek. Ama ziyadesiyle etkilendi yani. Şu anda tiyatroyu normal biletli olarak seyirciye ulaşmak çok zor. Burada da çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Kurumlar salonlarını maalesef aynı fiyatlarla bize sunmaya devam ediyorlar. Kapasite yarım ama salonların fiyatları aynı maalesef. Yani bu önemli bir şey. Hani bunu belediyeler de aynı şekilde devam ettiriyor. Özel sektöre de az çok anlayabiliriz ama belediyelerin buna bir şekilde yenilik getirmesi lazım. Yani fiyatları indirmesi lazım. Ben bilmiyordum. Buradan da söylediğimiz iyi oldu. Gerçekten. Zam yapan var, yemin ederim. Zam yapan. Yani zam yapan. Normalde fiyatı mesela işte 3000 liraysa pandemiden sonra 4500 lira diyor. Salon kapasitesi yarıya inmiş vaziyette. İnanılmaz bir orantısızlık var orada. Peki bu süreç içerisinde ilk başladığı günden itibaren nasıl etkilendi, şimdi neredeyiz? Ya şöyle, aslında ilk başta hani biz denemeler yaptık. Tiyatro camiası dijital tiyatro olabilir mi diye bunun heyecanındaydık aslında. Bunu yıllardır insanlar düşünüyordu. Pandemiden önce de düşünüyordu. Hepimizin aklındaydı. Ama olamayacağını anladık. Şundan dolayı tiyatroyu, işte oyunu oyun yapan seyirci, oyuncu ve oyun
oyun ve oyuncu var, seyirci olmayınca yani bir ekranın karşısında olması da onun olması manasına gelmiyormuş aslında, onu anladık. Hani televizyonda böyle işler var, çok da başarılı ama o yine seyirciyle yapılanı ekrandan yansıtıyor. Seyircisiz hali gerçekten yavan geliyor. Televizyonda İnsanlar da öyle yani, ben mesela tiyatroda izlediğim, çok beğendiğim işler çok başarılı diye televizyona taşındı. Ama karşılaştırdığımda aynı keyfi vermediğini ben de gördüm. Aynı sıcaklığı vermediğini gördüm. İşte dedim, tiyatroyu doğru. Zaten diğer sanatlardan ayıran da o. Hani o seyircinin bir arınma anının gelmesi, bir farkındalığın gelmesi ve kendini sahnede görüyor olması. Onlar seyirciyle yapılan işler. Bu dönemde değişik projelere imza atan işte kurumlar da oldu. Hem devlet nezdinde hem bazı belediyeler. Onların camiaya, sektöre biraz böyle can vermesi durumu söz konusu. Onu soracağım. Yani devletin desteği oldu mu, olduysa da ne kadar oldu? Şöyle oldu. Şimdi Kültür Bakanı zaten, Kültür Turizm Bakanı bu pandemi başladığı anda açıklama yapmıştı destek olunacağına dair. Kültür Turizm Bakanlığı güzel bir destekte bulundu. Değişik bir yöntemle Telif Hakları Genel Müdürlüğü aracılığıyla bir dijital video arşiv projesi gerçekleştirdi. Hı hı. Özel tiyatrolar kendi oyunlarını dijitalleştirerek ve normalde de çekmediğimiz kalitede dijitalleştirerek bunu Telif Hakları Genel Müdürlüğü aracılığıyla Kültür Bakanlığı'na sundular. Bunun karşılığı olarak onlar da ödemeler gerçekleştirdiler özel tiyatrolara. Bu gerçekten iyi bir projeydi. Sonra yine devamında özel tiyatrolar her yıl aldığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aldığı bir destek vardı. Özel tiyatrolara destek projesi. Burada da iki katına çıkarıldı bu yıl. Hı hı. O da tiyatrolara bir destek oldu. Zaten her yıl bir destek vardı devlet tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından. Özel tiyatrolara bir destek var. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani ben mesela bundan 15 sene öncesiyle karşılaştırdığımda gerçekten pandemi olmadan önce özel tiyatrolarda gerçekten bilet bulunamıyordu. Doğru. Bu yıl özellikle Mehmet. Şimdi şöyle, aslında 1960'lar hep tiyatronun efsane dönemi diye biliniyor. Biz bu yıl, yani pandemi öncesi o 1960'lardaki seyirci kapasitesini salon oranlarıyla, seyirci koltuk oranlarıyla düşününce yakalamıştık. Mesela bizim oyunumuz her yerde kapalı gişe oynuyordu. Yani iyi oyun yaptığında hep bir seyircinin gelme durumu vardı ama bu yıl seyircinin karşılık göstermesi çok daha olumluydu. Çok daha fazla seyirci geliyordu. Hepimiz çok mutluyduk. Hı hı. Yani tiyatro yapımcıları çok keyifliydi. Ve bu böyle devam edecek aslında. Ama şöyle bir durum var. Televizyonlardaki dizilerin sayısı hem azalmıştı hem de kaliteleri düşmüştü. Oyuncular da tiyatroyu tercih etmişti. Ama bu pandemi dönemiyle şöyle bir durum var. Televizyonda dizi yapmayan insanlar bile tekrar televizyona yönelmek durumunda kaldı. Hani önümüzdeki sezonda pandemi bittikten sonra durum ne olur bilmem. Ya şu efsane yıla bir daha gelebilir miyiz? Ben de onu merak ediyorum. Çünkü acayip seyirci vardı ya. Bütün yani efsane yıl deyince 2019 diyebilir miyiz? Tabii. 2019, ya bence 2018. Öyle. 2018'den bile daha çok 2019-20 sezonu, hı hı. 20'nin de Ocak, Şubat'ını, Mart'ın 10'una kadar olan bölümü kapsayan dönemde gerçekten çok seyirci vardı. Her alanda, her oyuna seyirci geliyordu. Öyle olunca ne oluyor? Tiyatro yapımcıları da gelir elde ediyor. Gelecek yıl daha iyi oyun yapıyor. Ve insanlar buna yatırım yapıyorlar. Bravo, insanlar buna yatırım yapıyorlar. Bununla birlikte daha kalifiye çalışanları buluyorlar. Bununla birlikte oyunlarına daha çok emek veriyorlar. Çünkü geçmişte biz büyük prodüksiyonları devlet tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda izleyebiliyorduk. Ama artık özel tiyatrolarda da izlemeye başladık. Tıpkı Broadway'de olduğu gibi, işte Londra'da olduğu gibi çok büyük prodüksiyonlar da orada izlemiştim. Demiştim ki ya niye Türkiye'de bunlar yok? Ama artık Türkiye'de de var. Çünkü arz talep meselesi. Evet. Seyirci gerçekten gelmeye devam ettikçe durum. Oyunların kalitesi artıyor. Bu muhakkak. Özellikle özgün yapımların, hani Türkiye'de yazılan, yönetilen ve oynanan oyunların üste çıkması çok gurur verici bir durum. Bunda şeyin de etkisi oldu. Tiyatromuzu da geliştiren. Tabii mesela yani. Bunda Kültür Bakanlığı'nın şöyle bir etkisi var. Mesela özel tiyatrolara destek projesinde yerli yazar olması artı değer katıyor. Yani yerli yazarı olan oyunlar yabancı yazar oyunlara nazaran daha çok teşvik alıyorlar. Peki aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir desteği var. Gazetede okuduğum kadarıyla sanırım bazı tiyatrolara şehir tiyatrosu kapılarını açtı. Tabii ben o konuya çok hakimim şundan dolayı. Geçen hafta radyo programında Hülya Muratlı'yı ağırladım. İşte Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı konuyu çok ayrıntılı anlattı. O şöyle, belediye bir şehir tiyatroları olarak destek oluyor. Yaklaşık 40
benim bildiğim 40 oyunu alıp şehir tiyatrosunda oyun sahneler gibi biletli olarak seyirciye sunuyor. Bir de açık hava etkinliklerinde oyunları sahneletiyor. Birçok tiyatro buradan gerçekten faydalanmış oldu. Ya, tebrik ederim, güzel bir proje aslında. Bu dönemde kamu kurumları ya tiyatroya destek olması gerekiyor. Ama bu destek şöyle değil. Ya benim yıllardan beri en karşı çıktığım o, hani bizim desteğe ihtiyacımız var diyerek yapılan bir destek olmamalı. Hem insanları sanatla buluşturma adına, hem de tiyatroların yeni işler yapması adına bir destek. Çünkü ben yıllardan beri şeye çok karşıyım. Ustalarımız bunu çok yapar. İşte biz tiyatro yapıyoruz, bize destek olun. Ya bize kimse siz tiyatro yapın diye bir yani şey yapmıyor, öneride bulunmuyor ya da siz yapmazsanız biz yaşamayacağız demiyor. Biz de bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Hem insanların sanata ihtiyacı var, hem de bizim sanat yapmaya ihtiyacımız var. Yani tiyatronun da karizmasını bitirerek, her türlü deyim yerindeyse parantez içinde ağlayarak yapılan şeylere gerçekten tasvip etmiyorum ben kendi adıma. Şimdi biraz da istersen işin mesleki tarafına bakalım. Mesleki tarafta birçok kişi bu mesleği seçmek istiyor. Ama normal hani genel akışa bakarsak, standart akışta insanlar konservatuara giriyorlar, oyunculuk okuyorlar ve ardından da tiyatroda ya da televizyonda yer buluyorlar, çalışmaya başlıyorlar. Başka yolu var mı? Yani bunun eğitimini almanın başka yolu var mı? Tabii şimdi alaylı dediğimiz aslında büyük tiyatrolarda ustalarla çalışan insanlar var. Onların el verdiği. Onlar çok başarılı olabiliyor. Ya da bu iş tabii üniversiteye girişte, konservatuarda bile bir yetenek sınavı söz konusu. Hani herkesin alınabildiği yerler değil. O yetenekli insanlar eğer amaç edinirlerse bir şekilde zaten başarıyı elde ediyorlar. Ama ben hep şunu söylüyorum aslında, hani gençlere, bu işe emek vermek isteyen insanlara, bir okul daha okumaları büyük fayda sağlıyor tiyatro açısından. Hani önce mesela bir işletme okuyup ya da halkla ilişkiler okuyup daha sonra tiyatro okumaları onlara bir avantaj sağlayabiliyor. Çünkü bu iş büyük hayallerle, büyük arzularla girilip bazı durumlarda istenileni alınamadığı bir ortamda olabiliyor, ekonomik açıdan özellikle. Bu durumlar karşısında hani bir mesleklerinin de olması gerçekten güzel bir artı olabiliyor onlar. Bir de şöyle bir durum yok mu? Mesela ülkedeki konservatuar sayısı belli, alınacak öğrenci de belli ama talep çok fazla. Yetenek de fazla bence. Yani belli yeteneği alabiliyor konservatuvarda. Yani mesela 100 yeteneği alıyor her yıl. Belki de daha azdır bir konservatuvar. Ama ortada 1000 yetenek var. Tabii. Onlar da başka özel kurslara kayıyorlar. O şekilde kendilerini eğitiyorlar. Tabii bir de konservatuvarların hani kendi kültürleri var her konservatuvarın. Mesela bir üniversitenin konservatuvarı genelde aynı tarzda oyunculuk ya da belli tarzda insanları alırken, başka konservatuvarda başka tarzda yetenekleri olanları alıyorlar. Bu durumda hani şöyle düşünsün arkadaşlarımız, konservatuvar sınavına girdim kazanamadım diye üzülmesinler. O onların yeteneksiz olduğu anlamına gelmiyor. Oradaki hocaların kendi inisiyatifleri, eğitmek istedikleri, birlikte çalışmak istedikleri öğrencileri belirliyor aslında. Hani Türkiye'deki auditionlar da öyle. İşte bir dizi ya da bir tiyatro oyunuyla ilgili gittiklerinde seninle onu konuştuk yayın öncesi. Hani oradaki senin yeteneğini sınayan iş değil aslında audition. Audition deneme çekimi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Deneme çekimini birçok tiyatro yapıyor, birçok yapımcı yapıyor, yönetmen yapıyor. Sinema filmi öncesinde de audition yapılıyor. Yurt dışında özellikle çok büyük oyuncular bile deneme çekimine katılıyorlar. Tabii. Hiç, hani ben mi audition yapacağım demiyor. Ama Türkiye'de öyle bir durum var. Evet. Çok büyük oyuncular ben deneme çekimine katılmam diyor. Halbuki orada yönetmen oraya uygun olup olmadığını görmek istiyor. Yani evet, audition'a katılması onun kötü oyuncu olduğu ya da audition'ı kaybetmesi onun kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Geçen bir tane röportaj vardı. Stranger Things diye bir şey var, yapım var. Orada, evet, başrolde oynayan bir kız bir röportaj vermiş. Demiş ki ben bundan önce çok daha büyük bir dizinin audition'ına katıldım. Fakat beni almadılar. Ama Stranger Things'te onun audition'ını kazandım ve çok büyük bir kitleye ulaştım dünyada. Bu onun kötü olduğunu anlamına gelmiyor. Tabii. Belki bundan sonra da yine aynı şekilde o deneme çekimlerine yine katılacak. Hı-hı. Çünkü tabii, dediğin tabii, gibi hani yönetmenin istediği kişiyi bulmak orada mevzu. Bir de her tekste her oyuncu her defasında aynı başarıyla oynayacak diye bir şey yok. Belki ona uygun değildir. Belki başka bir tekst olsa daha iyi canlandıracaktır. Zaten bundan dolayı Türk sinemasında, Türk tiyatrosunda, özellikle sinemasında ve dizilerde
benim karşılaştığım şey şu ve eleştirdiğim şey şu. Herkes, yani her oyuncu aynı karakteri oynuyor. Yıllarca aynı karakteri oynayan oyuncular biliyorum. Yüzlerce var. Hep aynı karakteri oynuyor. Hep aynı. Mesela çok büyük bir oyuncu Necdet Uygur'da oynuyordu. İsmini şu anda rahmetli... Bahri Beyat. Bahri Beyat'ı ben hep o oyunda, o Tülahat'ta hep aynı karakterle izledim ama sonra bir sinema filminde izlediğimde onun gerçekten oyunculuğuna çok hayran kaldım. Çok büyük oyuncuydu. Yani gerçekten çok büyük oyuncuydu Bahri Beyat. Biraz sektör de oyuncuları ona itiyor. Sen bunu oyna diyorlar. Bir dakika tabii, bir ya hani... Oyuncular şundan çok şikayetçi. Mesela bir oyuncu bir karakteri canlandırdığında iyi oynarsa gelen bütün teklifler onunla alakalı oluyor. Bazısı onu kırıyor, teklifi kabul etmiyor. Bazısı da içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla zaman zaman kabul etmek zorunda kalıyor. İki kez arka arkaya aynı karakteri oynadın mı artık ondan sonra hani onların deyimiyle üstüne yapışıyor o rol. Ve hep o rolle ilgili geliyor. Bahri abimiz tabii tiyatroda canlandırdığı biraz orta oyunu olduğundan dolayı o pil şeker rolü, o zaten pas veren, o her zaman aynı iyi oynuyordu ama dediğin gibi filmde gördüğümüzde bambaşka bir hal aldı gerçekten. Yazı Tura filmi, Uğur Yücel'in yönettiği çok ilginç. Ne kadar güzeldi. Filmde kadar şöyle enteresan bir özelliği var. Filmi handicamle, el kamerasıyla çekiyorlar. Gerçekten Kenan İmirzalıoğlu oynuyor. Hiçbir yerde yok bu arada. Bulursanız mutlaka izleyin. Gerçekten... Bahri Beyat'ın oyunculuğu için izlenecek bir sinema filmi. Peki ne olacak? Yani dijitalleşmeden konuştuk ya, yani hani dijitalleşme daha da ileride, yani oyunculuğu ortadan kaldırır mı? Yani çünkü mesela bu üç boyutlu animasyonlar çok gelişiyor. Gerçeğe çok yakın karakter animasyonları var. İleride animasyon oyuncuların mesleğini elinden alabilir mi sence? Şöyle bir şey var şimdi, aslında oyuncuların tiyatronun başlangıcından itibaren hep tiyatroyu var etmek için büyük zorluklar çektiğini görüyoruz. Yani ilk başlangıcından beri tiyatronun etiğinde bu var. Zorluk çekiyor ama hep kazanan o birebir seyirciyle yapılan tiyatro tarzı oluyor. Bence tiyatronun bitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Sadece teknolojinin getirdiği yeniliklerle daha da başarılı olmak, daha da ilerlemek söz konusu olabilir. Ama hani bazı mesleklerde diyoruz ya insansız yapılan bazı meslekler olacak. Bunlara baktığımızda da insansız zannettiğimiz şey aslında daha çok insan gerektiriyor. Hı hı. İşte en son okudum işte insansız hava aracı yapmış mesela Amerika'da kullanıyor. Bu kez uçakta kimse yok ama aşağıda 500 kişi onu idare ediyormuş. Aslında daha insanlı. Tiyatroda da elbette o gelişim etkileyecek, çok da iyi etkileyecek ama hani gidip bir oyunu öyle sahnede seyretmek, bir klasiği sahnede seyretmek bambaşka bir tat verecek. Her zaman böyle devam edecek. Yani başta da söyledin ya, oyuncu esasında oyunun bir parçası. Pardon, tabii. Seyirci oyunun tabii. bir parçası. Tabii. Seyirci olmayınca oyun yarım kalıyor. Ya şöyle, biz mesela aylarca prova yapıyoruz. Teoride diyorsun ki bu sahne böyle çok güzel. Seyircinin karşısına çıkıyorsun. Asıl yönetmenin senin seyirci. Seyirci mesela komedi oyunu oraya gülmüyor. Öyle bir anlıyorsun ki 3 oyun gülmezse 4. oyunda değiştiriyorsun. Orayı sen yönetmiş olmuyorsun o zaman. Seyirci yönetmiş oluyor. Onun için o 3 oyun oyuncu seyirci bunlar bir birlik zaten. Onlar olmadığı zaman tiyatro olmuyor maalesef. Bu arada hazırlığını yaptığın çok güzel bir oyun var. Ben biraz senden bilgisini aldım. Aynı zamanda ondan bahset istersen. Türkan oyunu. Türkan oyunu şöyle, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği başkanlığından, kurucularından Türkan Saylan'ın hayatını tek kişilik oyun olarak sahneye koyuyoruz şimdi. Oyunda Melike Aslı Kılan, Devlet Tiyatrosu sanatçısı İzmir, o oynuyor. Ayşe Kulin yazdı. Onun kitabından ben uyarladım ve benim çok içime işledi. Çünkü Türkan Saylan'ı ben radyoda çok ağırlamıştım. Çok naif bir insan. Aynı zamanda çok değerli, hem düşünce tarzıyla hem de insani tavrıyla. Onun bir oyun olarak tiyatroda anlatılması beni çok mutlu ediyor. Ve ben de bu işin bir parçası olduğum için hem uyarlayan hem yönetmen olarak çok keyifliyim gerçekten. Tabi pandemi olmasa şimdi biz o oyunla bir 50 oyun falan yapmıştık. Şu anda premieri yapamadık. Bu ay 29 Ekim'de yapacağız inşallah. Ama çok ümitliyim o oyundan. Bu arada yaşayan efsane Yılmaz Gruda ile de çalışıyorsun. Senin vesilenle ben de Yılmaz abiyle tanışma şerefine nail oldum. Buradan ona da selam gönderelim. Ben... Anılarım var mı? Özellikle var, Yılmaz evet. abiyle çok, evet, çok anım var. Evet, onu anlatmak istiyorum şimdi. Yılmaz Gruda 1930 doğumlu. Kendisi 90 yaşında. Biz oyunu çalıştık.
ve çok da güzel çıktı oyun. Ondan sonra bir gün bana dedi ki, ya öyle bir yaşama sevinci var ki onda. Bana dedi ki, Barbaros dedi, bu oyunu uzun yıllar oynarız dedi. Dedim acaba niye hesaplıyor Yılmaz abi? Sonra yine bir yerde böyle minibüsle, bizim turne minibüsüyle geçiyoruz. Ben bir yerden geçerken üzüldüm. Niye üzüldün sen dedi. Dedim benim dedemle buraya gelirdik dedim. Benim dedem öldü, onun için üzüldüm dedim. Üzülme, benim de dedem öldü dedim. Çok anımız var Yılmaz abiyle. Bir de en son ben böyle ofise tarihi böyle antik eşyalar bana bazen hediye geliyor. Bazen alıyorum. Ofiste böyle çok eski bir hesap makinesi var. Mehmet her gelen çok şaşırıyor. Bu nedir? Burada ne böyle inanılmaz bir şey? Yılmaz abi geldi. Aynı heyecanı yaşayamadım. Dedi ki ya dedi ben bankada çalışırken bunu kullanıyordum dedi. Ama öyle deme. Gerçekten geçen Koç Müzesi'ne gittim. Koç Müzesi'nde benim 90'lı yıllarda kullandığım bilgisayarı müzeye koymuşlar. Ben de kötü oldum. Artık yavaş yavaş biz de müzelikler sınıfına gireceğiz. Evet. Hızla yaşlanıyoruz ama yaş alıyoruz diyelim. Yaşlanıyoruz demeyelim. Bu da herhalde Yılmaz Guruda'dan sonra ben yaşlanıyoruz yani, diyebilirim. Evet, diyemeyiz. İnsanın yaşlanamayacağını öğren. Bu kadar hani bir yaşam sevinci, ben de gerçekten ona şahit oldum. O yaşam sevincinden sonra biz yaşlıyız diyemeyiz herhalde. Evet, şeye utanıyorum bazen oyunu yönetirken işte Yılmaz abiyle ya unuttuğum bir yer var, o bana hatırlatıyor ya, o tuhafıma gidiyor ya. Adam teksti öyle bir ezberlemiş ki. Son olarak çok az zamanımız kaldı. Tabii efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu işi yapmak isteyenlere son bir tavsiyen var mı? Böyle yapmasınlar hani, diyerek. Evet, o da bir tavsiye tabii ki. Şöyle ya, bu iş aşkla yapılan bir iş. İçinde o aşk olan insana zaten tavsiyeli olacak gibidir. O bir şekilde kendini bulup yapacaktır bunu. Ama bu işe yeni başlayacak olan insanlara şunu tavsiye edebilirim. En baştan işlerini güzel yaparak başlasınlar. Ya yeni başlıyoruz, bazı şeyler eksik olabilir diyerek yapmasınlar. Ellerindeki imkanı sonuna kadar kullanıp en iyisini yapsınlar ki. Çünkü senin o ilk işin senin markan oluyor. Ondan sonra hep gelecek yıllarda gelecek olan insanlar geçen yıl bu oyunu yapmıştı, İşte şu temsili güzeldi falan diyorlar. Onu tavsiye edebilirim ve yollar açık olsun diyebilirim. Teşekkür ederim Barbaros. Birlikte tiyatronun insan kaynaklarını ilk defa bir televizyonda konuştuk. Aynı zamanda da şu anki durumunu masaya yatırdık. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ilham veren insan kaynakları programı işin güzel yanının sonuna geldik. Bize sosyal medyadan ulaşıp öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Sosyal medyadan bize ulaşmak istiyorsanız LinkedIn'den, Twitter'dan, Facebook'tan işin güzel yanı ismiyle ulaşabilirsiniz. Çünkü bu programı sizin önerileriniz ve sorularınızla şekillendirmek bize keyif veriyor. Önümüzdeki hafta aynı saatte EkoTürk ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.